Bedrin arslanları
ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler kassın? Gömelim gelseydi tarihe desem sığmazsın. Her cömert ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiya. Bu taşındır diyerek Kabe'ye diksen başına, ruhumun vahyine duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da lida namiyle, kanayan lahtine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam aradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün feş ile avizeni revliz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yanına, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli talibin kırarak sabretini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o devir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asarı gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şimdi de 98 yıl önce Çanakkale'de kurtuluşun ön sözünü yazan atalarımıza saygı konulu paneli yönetmek üzere Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Yardımcı Doçent Doktor İhsan Tayhani, konuşmacılar Sayın Doçent Doktor Ulvi Keser ve Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Ekise Sertar Hocamı davet ediyorum. Sayın Genel Sekreter, Sayın Dekanlar, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin çok değerli öğretim üyeleri, değerli arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, yazılı ve görsel basınımızın seçkin temsilcileri, sevgili öğrenciler, 98 yıl önce kurtuluşun ön sözünü yazan atalarımıza saygı konulu panel etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinizi ben heyet olarak selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklar, 98 yıl öncesine döndük. Hepimiz çok duygulandık. Sizlerin duygulandığınızı ben hissediyorum, görüyorum. Neredeyse 100 yıl. 2 yıl sonra 100. yıl. Burada bir soru geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Acaba az evvel gördüğümüz yansıda sunumdaki görsel sunumda gördüğümüz o anlı şanlı her biri birer yüzen kale olan o zırhlılar, İngiliz zırhlıları, Fransız zırhlıları, daha sonraki süreçte onlara katılanlar İtalya, Yunanistan gibi emperyalist güçler özet olarak. Acaba Gelibolu Adası'na neden abandılar? Değerli arkadaşlarım, sevgili gençler, bu sorunun yanıtını alamadıktan sonra biz hiçbir şeyi değerlendiremeyiz. Benim içimde bir iç sızısıdır. Sanıyorum sizin için de öyledir. Şimdi az evvel gördük. Batılı güçlerin, emperyalist güçlerin bellekleri güçlü. Unutmuyorlar. Güncelliyorlar. Örneğin birazdan saygıdeğer konuşmacılar değinecekler. Bugün için Karadeniz hala önemini koruyor. Birleşik Amerika Devletleri başta olmak üzere Karadeniz'e açılmak için olağanüstü manevralar yapılıyor. Montreux Sözleşmesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hem de bugünlerde. Bakınız, dikkatlerden kaçıyor. İstanbul'da bir kanal projesi var.
Acaba bu kanal projesinin arkasında ne var? Montreux'ü denemediğiniz zaman kanal projesiyle Karadeniz'e çok rahat bir biçimde açılabilirsiniz ve yapacaklar. Hayatta olanlar bunları görecek. Umarım, dilerim görülmez. Ama gidiş öyle. Montreux delinemediği için Karadeniz'e çıkılamıyor. Amerika Birleşik Devletleri çıkamıyor. Ama yarın öbür gün İstanbul'daki o kanal projesi sayesinde Karadeniz'e çıkacaklar. Böyle bir kuşatma söz konusu. Yani onların bellekleri canlı gündemde tutuyorlar. Ya biz? Değerli arkadaşlarım, acaba bu emperyalist güçler niçin geldiler? Coğrafyaya niçin abandılar? Nuh'un gemisini aramaya mı geldiler? Midas'ın hazinelerini mi arıyorlardı? Bir soru daha. Sizler için bir soru daha. Değerli arkadaşlar, tabii ki coğrafya son derece önemli bir coğrafya. Dün öyleydi, bugün öyle. Hiç kuşkunuz olmasın, yarın da öyle olacak. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Sıcak denizler. Her zaman öyle olacak. Önemini koruyacak. Bunun için geldiler. Başka bir şey. Birinci Dünya Savaşı'nın yakın sebepleri var. Hepimizin bildiği 28 Haziran 1914'te bir Sırplının Avusturya prensini öldürmesi yakın bir neden. Tüm tarihçiler, tüm siyaset bilimciler, politikacılar, askeri otoriteler bu konuda evet doğrudur, bu savaşın yakın sebebi budur demişlerdir. Doğrudur. Ama bir de asıl sebepleri, yani gerçek sebepleri var. Uzak sebepler deniyor terminolojide Sayın Hocam. Bildiğiniz gibi, siz daha iyi bilirsiniz. Bu uzak sebeplere baktığımızda emperyalizm son derece önemli. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Emperyalizm son derece önemli. Önemli bir boyut. Osmanlı mirasını paylaşma. Bu bir başka neden. Çünkü batılı hasta adam diyor. Ölüm döşeğinde yani. Yani onu paylaşacak. Kendi aralarında gizli anlaşmalar yapmışlar. 1920 tarihinde somuta dönüşecek. Sevr'le birlikte. Ben genç arkadaşlarıma her zaman söylüyorum. Lütfen odalarınıza birer tane Sevr haritası koyunuz. Orada coğrafyanın dilim dilim doğrandığını göreceksiniz. Yine bugünlerde hepimizin yüreği sıkışıyor. Sevr'de güncellenmiş. Sevr güncellenmiştir. Ya biz... Biz, değerli arkadaşlar, Çanakkale 98 yıl önce, 100. yıla yaklaşıyoruz. Ama bizlerin de bilincimizin üst düzeyde olması gerekir. Benim az evvel acizane yönelttiğim soruları sık sık sorup onların yanıtlarını almamız gerekir. Çanakkale'de bir parantez açılmıştır. Bu bir parantezdir. Panelin konusu 98. yıl dönümünde, 98 yıl önce Çanakkale'de kurtuluşun ön sözünü yazan atalarımıza saygı bilinçli bir biçimde koyduk. Kurtuluşun ön sözünü yazdılar. O gün ön söz yazıldı orada. Yani parantez açıldı. Bir savunma savaşıydı. Cehennemi bir savaştı. Görüldü yine görsel kesitler içerisinde, değerli konuşmacılar da değinecekler, sevgili katılımcılar, saygıdeğer konuklar, 6 saat 40 dakika süren bir cehennemi savaştır o deniz savaşları. Tabyalar top ateşine tutulmuştur. Bir ay sürmüştür.
19 Şubat 1915'ten 18 Mart 1915'e kadar devam eden bir aylık cehennemi bir savaştır. Yer, gök, deniz tutuşmuştur. Böyle bir savaştır bu. Toplamda 500 bin kişi, 450 bin kişi kayıptır. Yalnız yanlış anlaşılmasın, şehit, bütünüyle şehit ya da itilaf devletlerinin can kaybı değildir. Savaş terminolojisinde kayıp, sakatlanandır, kaybolandır, kayıp odur. Genelkurmay kayıtlarına göre yanlış bilinen bir şeyi ben bir kez daha izin verirseniz düzeltmek istiyorum. Bizim şehitlerimiz 57.600 küsurdur. Genelkurmay kayıtlarına göre öyledir. Ama kayıp fazladır. Kayıp fazladır. Kayıptır yani. Şimdi bu böylesine bir savaş. Bizim bunu güncellememiz gerekir, kusura bakılmasın. Bakın, güncellemediğimiz takdirde tarihimizi bilmezsek eğer coğrafyalarımızı başkaları çiziyor. İşte çizmiş, çizmeye yetenmiş, çizemedi. Çanakkale geçilemedi, denizden geçilemedi, karadan geçilemedi. Dünya tarihinde olağanüstü bir iz bırakan bir savaş. Osmanlı 7 cephede savaştı. Bunlardan bir tanesi Çanakkale. Çanakkale'de geçilemedi. Peki geçilemedi de ne oldu? Değerli arkadaşlarım, parantez açıldı. Kurtuluşun ön sözü yazıldı. Güç ve güven temelleri oradan alındı. Neler yapılabileceği görüldü. Mustafa Kemal Atatürk çıktı. Mustafa Kemal Paşa çıktı. İşte o gerçek kurtuluş milli mücadelede olacaktır. Yaklaşık 4 yıl süren bir milli mücadele. O da başka bir sayfa. Ondan sonra kurtuluş. İşte o nedenle kanlarını akıtan, canlarını veren atalarımıza bizim çok büyük borcumuz var. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sayın Rektör, Sayın Genel Sekreter, Sayın Dekanlar, Sayın Bölüm Başkanları, değerli öğretim üyeleri, Sayın Basın Mensupları, çok sevdiğim sevgili öğrencilerim. Konuşmama başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Çanakkale Muharebelerinin ve zaferinin 98. yıl dönümüdür. Konuşmaya başlarken tüm Türklük dünyasının bu mutlu gününü içtenlikle kutlarım. Çanakkale bir ölüm kalım savaşıdır. Çelikten bir saldırıya karşı etten ve kemikten bir savunmadır. Ülkenin her yerinden, her dağ başından kopup gelen kınalı ana kuzularının aslanlaştığı yerin adıdır Çanakkale. Ve Çanakkale bir şanlı ordunun 7 düvele karşı verdiği mücadeledir. Çanakkale savaşları dünya tarihini değiştiren nadir olaylardan biridir. Çanakkale savaşlarında iman kuvvete Türk askeri 7 düvele et ve kemik çeliğe ve zırha cesaretle fedakarlık ateşe üstün gelmiştir. Çanakkale savaşları dünya savaş tarihine neden ve sonuçlarıyla tarihin seyrini değiştiren olaylar olarak geçmiştir. Büyük Türk milletinin ülkesi, onuru ve bağımsızlığı için neler yapabileceği tüm dünyaya ilan ettiği bir gurur ve ibret sahnesi olarak ülkemizin şerefli tarihinde yerini almıştır. Çanakkale Savaşları bir destandır. Türk'ün yenilmezliğinin, Çanakkale'nin geçilmezliğinin emperyalist devletlere gösterildiği yerin adıdır Çanakkale. Çanakkale Boğazı'nı geçmek, İstanbul'u ele geçirmek, Osmanlı Devleti'ni savaş içinde çökertmek, İtilaf Devletleri'nin ilk amacıydı. Sonraki hedef ise
Rusya'ya yardımda bulunmak, silah ve cephane sağlamak, Rusya'dan da gıda maddesi temin etmekti. Boğazların ele geçirilmesiyle Süveyş Kanalı ve Hint yolu üzerindeki Osmanlı Devleti'nin baskısı kalkacaktı. Balkan devletlerinin itilaf devletleri yanında yer almaları da böylece mümkün olacaktır. 18 Mart 1915'te Çanakkale'ye geçmek için yaptığımız harekatın bir çay değişikliğine neden olacağını o esnada bilmiyorduk. Türkler vatanlarını savunmalarından aslında dünya tarihinin görmediği çapta bir ihtilalin 1917 tarihinde Bolşevik ihtilalinin patlak vermesine de yol açıyorlardı. Çanakkale'yi geçip Rusya'na yardım ulaştırabilseydik bu ihtilal hiç değilse 2 yıl gecikecekti. Belki de hiç olmayacaktı. Ama olmadı, geçemedik. 18 Mart'ta donanmamızın yenilebileceğini hiç tahmin etmemiştik. Aldanmıştık. Ama bu ilk aldanışımız değildi diyen İngiliz Deniz Bakanı Sir Winston Churchill, Çanakkale'deki büyük yenilgilerinin hem nedenini hem de sonucunu bu çok anlamlı sözleriyle açıklamaktadır. Bir oldu bittiye getirilerek Birinci Dünya Savaşı'nın içine giren Osmanlı İmparatorluğu, çok kısa bir süre sonra da dünyanın en büyük ve Akdeniz'in görebildiği en güçlü donanmasıyla karşı karşıya gelmiştir. İngiliz savaş gemilerinden kaçarak Çanakkale'de Türk karasularına giren ve sığınma isteğinde bulunan Goben ve Breslav isimli Alman savaş gemilerinin komutanı Amiral Salson, Enver Paşa'nın aldığı izinle İstanbul'un yolunu tutar. İngilizler bunu protesto ederler ve bu gemilerin boğazından çıkarılmasını isterler. Alman taraftarı Enver Paşa ise bu iki geminin İstanbul'a geliş gerekçesini Almanlardan 80 milyon marka satın aldıkları şeklinde açıklar. Bununla da kalmaz, Alman savaş gemilerinin tayfalarına fes giydirilir, Alman kanalı şavşında Türk Deniz Kuvvetleri'nin başına geçirilir. Türk kamuoyunda sevinçle karşılanan bu oyun aslında kötü yazgının başlangıcıdır. Kısa bir süre sonra başlarında testleriyle Alman denizcilerin olduğu 28'lik toplarla donatılmış muhteşem zırhlılar sözde eğitim amacıyla Karadeniz'e açılarak Rus limanları Odessa ve Sivastopol'u bombalarlar. Birkaç Rus savaş gemisini de batırırlar. Osmanlı İmparatorluğu bu olaylardan sonra artık fiilen savaşın içindedir. Bu olaylar zinciri son hızla gelişirken 13 Ocak 1915'te İngiliz Savaş Konseyi toplanır. Konsey toplantısında Sir Winston Churchill çok ateşli bir dille deniz yoluyla Çanakkale'den geçerek İstanbul'a girmeyi savunur. Bunun da tek yolu güçlü bir donanmanın oluşturularak saldırıya geçirilmesidir. Bir süre askıda kalan ve tartışma konusu olan bu plan tekrar gündeme gelir ve onaylanır. Churchill'in gayretleriyle onaylanan Çanakkale'ye saldırı kararını harekat planı çok kısa bir sürede yapılır. 50'den çok savaş gemisi Amiral Carden komutasında Çanakkale önlerine gelir. Düşman donanmasında bulunan tüm gemiler 37 milimetreden Queen Elizabeth'teki 381 milimetrelik 8 adet topa kadar çeşitli çaplarda topla donatılmışlardır. Ve Türklerin silahlarından çok üstündürler. Boğaz savunma topçusunun elinde ise 230 adet eski top vardır. 18 Mart Savaşı'nda ise bu toplardan sadece 82 adedi kullanılabilmiştir. Oysa Bağlaçık donanmasının elinde 624 top vardır ve tümü de seri ateşlidir. Diğer yandan cephane açısından da düşman çok üstündür. İlk saldırı 19 Şubat 1915 günü saat 9.30'da başlatılır. İngiliz Amiral Carden komutasında Çanakkale önlerine büyük bir azametle gelen düşman donanmasından açılan ilk ateşte Boğaz gerisinde bulunan Türk tapyaları alev ve duman içinde kalırlar. Düşman atışlarını uzaktan yapmaktadır. Oysa Türk bataryalarının menzilleri kısadır ve düşman donanmasına etkili olamamaktadırlar. Acımasız bombardıman uzun sürer. Sonuç
Türk bataryaları için gerçekten üzücüdür. Ancak düşman donanmasının unuttuğu bir şey vardır. O da Mehmetçiğin yenilmez azmi ve çelik iradesidir. Zaman ilerledikçe gemiler toplarımızın etki alanına sokulurlar. Bu durum güzel bir fırsattır. Düşman topçusunun acımasız ateşine rağmen tüm gücünü kullanan Mehmetçik de ateşe başlar. Düşman donanması iki tam isabet alır. Birçok gemi de yaralanır. Beklenmeyen atak karşısında düşman duraklar, sonra da geri çekilir. Çeşitli aralıklara sürdürülen düşman saldırıları güçsüz silahlarla yüksek imana sahip Mehmetçikler tarafından durdurulur. Muhteşem donanma bir türlü Çanakkale'yi geçememektedir. Amiral Karden şaşkın durumdadır. 7 Mart günü yapılan düşman saldırısı hezimetle sonuçlanır. Amiral Karden üzüntüsünden hastalanır ve yerine Amiral de Robek getirilir. Amiral de Robek Çanakkale Boğazı'nı geçmek üzere asıl saldırının 18 Mart 1915 günü yapılacağını açıklayarak 17 Mart günü amirallık gemisi Queen Elizabeth'te bir toplantı yapar. Bu toplantıda yapılacak saldırının planı hazırlanır. Bu güçlü donanma avını parçalamak için bekleyen bir şahin gibidir. Oysa kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdirler. 7 Mart 1915'te verilen emre göre 8 Mart 1915 günü saat 07'de gece sularında Nusret isimli Türk mayın gemisi ile başlarında kahraman komutanları yüzbaşı Hakkı Bey olduğu halde kahraman Türk denizcileri ölüme meydan okuyarak sisli bir havada büyük bir sessizlik içinde düşman hattına girerek ellerinde kalan 24 adet mayını 11. hat olarak dökerek bitirirler. Kayda değer ki bu harekata %100 ölüm riski olması nedeniyle Almanlar katılmazlar. Gün yavaş yavaş ağarmaktadır. Güneş ışıklarıyla boğaz ışıl ışıl parlamakta, deniz masmavi ve düşünceli bir durgunluktadır. 18 Mart'ta Çanakkale her günden farklı bir görünümdedir. Amiral de Robek saat 08.15'te ileri harekat emrini verir. Emirli gemiler emirlerini alarak belirtilen düzeyde kurşun gibi ilerlemeye başlarlar. Saat 10.30'dan itibaren de boğaz tapyalarının önünden içeriye doğru girerler. Bu arada tapyalarımızı da yoğun bir baraj ateşine tutmaktadırlar. O ana kadar hiçbir karşılık alamayan düşmanlar Türk tapyalarının imha olduğu kanısına düşerler ve iyice kıyıya yanaşırlar. Bu yanlışları onlara bağlayamam olur. Fakat pek çok düşman gemisi Türk toplarından zarar görür, bir kısmı da batırılır. Çanakkale bir mahşer yerine döner. Ağır düşman bombardımanı Türk tapyalarını yıldıramamaktadır. Mehmetçik bu saldırılara karşı daha bir hınçla, daha bir imanla karşı koyar. Türkler Çanakkale'de bir destan yaratmaktadırlar. Her yerden Allah Allah ve tekbir sesleri yükselmektedir göklere. Öğleden sonra savaş alanını terk etmeye başlayan düşman gemilerinden pek çoğunu Nusret'in döktüğü mayınlar karşılamaktadır. Düşman büyük zayiat vererek gelişen bir halde kaçmaktadır. Özellikle düşman için çok acı sahnelere doğru Çanakkale Deniz Savaşı yavaş yavaş sona ermektedir. Amiral de Robek bu yenilgiden sonra geri çekilme emri verir. Büyük bir gururla girdikleri sulardan perişan bir halde çekilirler. Kayıpları çok büyüktür. Donanmanın üçte biri yok olmuştur. Kahraman Mehmetçik ise yokluklar içinde şanlı tarihimize yepyeni bir zafer daha eklemiştir. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Çanakkale destanının sadece bir bölümüdür. Kendini yenilmez armada olarak gören ve çok kısa bir sürede İstanbul'a geleceği umudunda olan Churchill, sert kayaya çarpınca karaya yönelir. Ancak kara savaşlarında da karşısında genç Mustafa Kemal'i bulur. Büyük Önder, kara savaşlarında çeşitli uluslardan gelen binlerce düşman askerini Arıburnu'nda, Anapartalar'da yerden yere vurur. Türk askeri eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" emriyle gerek sayıca ve gerekse silah açısından güçsüzlüğüne rağmen iman dolu göğsünü düşmana karşı siper ederek
onları da kıyı başında durdurur ve yok eder. Türk askeri, Türk kadar kuvvetli ve kahraman sözünü yerde bırakmamış, şerefli mazisiyle genç kuşaklara onurlu bir destan bırakmıştır. Sözlerime son verirken başta eşsiz kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi ruhları önünde saygıyla eğilir, büyük ulusumuzun bu büyük zaferini bir kez daha kutlar. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Sanıyorum hepimiz Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolünü bir kez daha anımsamış olduk. Yani Mustafa Kemal'siz bir Çanakkale anlatmak mümkün değil değerli arkadaşlar. Saygıdeğer konuklar, şimdi Ankara'dan gelerek bizleri onurlandıran çok değerli bir katkı panelimize, panel çalışmamıza çok değerli bir katkı koyan Sayın Doçent Doktor Ulvi Keser Hocama dönmek istiyorum. Aslında Sayın Keser'i de Kıbrıs kamuoyu ve kuşkusuz Türkiye kamuoyu iyi tanıyor ama genç arkadaşlarım için ben bir kez daha tanıtmak istiyorum. Sayın Doçent Doktor Ulvi Keser, Kıbrıslı bir ailenin evladı olarak Mersin'de doğmuştur. Çalışma, ilgi ve uzmanlık alanı Kıbrıs, Yunanistan ve Akdeniz'dir. Doktora tezi Kıbrıs'ta yeraltı faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı olup yayınlanmış 18 kitabı, editörlüğünü yaptığı 10 kitabı basıma hazırlanma aşamasında olan, basım hazırlığı içerisinde hazırlığı sürecinde olan 7 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Sayın Keser halen Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürüdür. Sayın Hocam hoş geldiniz. Tekrar bizlere uygulandırınız. Ve Çanakkale Esirleri ve Kıbrıslı Türkler konulu sunumunuzu yapmak üzere sözü size bırakıyorum. Sayın Keser, gerçekten Kıbrıs konularını son derece kapsamlı bir biçimde irdeleyen bir bilim adamı. O yüzden sanıyorum son derece ilginç açıklamalar yapacak. Hepinizin bildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Kıbrıs'ta da Çanakkale şehitliği bulunmaktadır. İsimler Çanakkale'ye getirilmişlerdir. Onların dramatik yaşantıları vardır. Bütün bunları hepimiz merak ediyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Başkan, Sayın Hocalarım, sevgili öğrenciler, sayın katılımcılar, dinleyiciler, burada olmaktan mutlu olduğumu, gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Davete icabet etmek benim için bir şeref oldu, onur duydum. Şöyle başlayalım. Satrazam Köyü diye bir köy var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Hemen Koruçam'ın eski adıyla Kormacit'in yanında. O ismin neden Sadrazam Köy olduğunu bilir miyiz acaba? Çanakkale ile ilgilidir. Çanakkale ile ilgilidir. Kıbrıs Adası her ne kadar savaşın dışındaymış gibi görünse de savaşın tam orta yerindedir. Ve 22 sonrası ortaya çıkacak Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin nüvesinin oluştuğu yer de buradadır. Stratejik pozisyonu 100 yıl önce önemlidir. Bugün de aynı önemi korumaktadır. Geriye gelebilir miyiz? Güzel. Bu rakamı net koydum, özellikle koydum. Psikolojik harp çalışıyorum. Dolayısıyla bazı şeylerin altını iyi çizmek lazım. Biz vefayı bazen İstanbul'da bir semt olarak biliyoruz, bazen Bozacı olarak biliyoruz. Ama tarihe saygı anlamında bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Hala bu ülkede insanlar
Hey 15'li diye başlayan bir ağıt önünde göbek atıyorlar. Çok acıdır. Yakındır halbuki. Hala bu insanlar Nusrat kendisine Nusret diyorlar. Çok acıdır. Hala bu insanlar 17. sırada, hiyerarşik düzende 17. sırada gelen bir Mustafa Kemal Çanakkale'nin seyrini nasıl değiştirir düşünüyorlar. Hala insanlar bir kısmı kasıtlı olarak Çanakkale cephesinde 250 bin şehit verdiğimizi, dolayısıyla bu kadar vatan evladının öldüğü bir yerde kutlamanın, anmanın ve zaferinde olmayacağını söylüyorlar. Doğrudur, tek bir can bile önemlidir. Ama sayıyı net olarak koydum. Anlatacağım şeyle ilgili değil ama Çanakkale'deki net şehit sayımızdır. Az önce İhsan Hocam belirtti. Bir fiil savaşa girmiş ve cephede hayatını kaybetmiş Anadolu insanının sayısıdır. 57.084. Ne 53'tür ne 85'tir. Nettir. Gerek Genelkurmay Başkanlığı vasıtasıyla gerekse Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla burada şehit düşen askerlerin künye bilgileri basılmıştır. Kitap olarak da satıştadır. Dolayısıyla bu üzerinde tartışma yaratacak bir şey değil. Bizi Kıbrıs anlamında ne ilgilendiriyor? Tabii hep Çanakkale cephesini görüyoruz ama Çanakkale'ye asker çıkmadan önce özellikle Fransızların baskısıyla o operasyonun esasında İskenderun'a yapılacağı planlanmıştır. O yüzden de Fransızlar 6 sefer İskenderun bölgesini bombalamışlar. İşte o dönem ve İskenderun körfezinde özellikle Fransız donanmasının seyir halinde olması Kıbrıs Adası'nı da bu konunun tam orta yerine getirmiş. Kıbrıs İngilizler açısından Çanakkale cephesinde iki boyutlu olarak önemli. Psikolojik harp anlamında söylüyorum. Birincisi Kıbrıs'tan topladığı Kıbrıs Türklerini ki katırcılar ismi veriliyor. Aynı şeyi 2. Dünya Savaşı döneminde de yaptılar. Bilerek, kasıtlı olarak Çanakkale cephesine götürmüşler. Orada savaşsınlar diye. İlginçtir. Gerek İngiliz arşivlerinde, gerek Genelkurmay arşivinde, gerekse burada kullandığım fotoğraf ve belgeleri bulduğum özel arşivlerde Kıbrıs'tan Çanakkale cephesine götürülmüş ve orada Türk askerine karşı savaşması istenen Kıbrıs Türklerinin hiçbirisi askeri şartların içerisinde olmasına rağmen onay vermemişler. Biz kardeşlerimize, biz kardeşlerimize silah çekmeyiz, savaşmayız diyerek bazen kalebentriye yani kürek mahkumluğuna, bazen kurşuna dizilerek ölüme razı olmuşlar. Ama savaşın içerisinde Çanakkale cephesinde benim dedem dahil Türk askerine karşı böyle bir mücadelenin içerisinde bulunmamışlar. Bu birinci tarafı. Peki dünyanın 13 farklı noktasında esir kampları açan İngilizler Çanakkale cephesinde topladığı esirleri neden Kıbrıs'a getirmiş? Çünkü özellikle Hindistan cephesinde karşılaştığı isyan hareketleri İngilizlerin gözünü korkutmuş. Müstemlekelerinde dominant yaşayan bulundukları ülkelerde özgürlük mücadelesi veren insanların o savaşımları İngilizlerin gözünü korkutmuş. Bu anlamda Kıbrıs Türklerini baskı altına almak, güvendikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun hali perişanını birinci kaynaktan canlı canlı göstermek düşüncesiyle Çanakkale cephesinden esirleri Kıbrıs'a getirmişler. İşte burada şimdi görmeye başlayacağız. Devam edelim. Bunlar Çanakkale esirlerini 1915 Ekim itibariyle getirmeye başlayan gemiler. Devam edelim. Evet. Devam edelim. Bunlar esirler. Kalsın. Bu Girne Kalesi'nin içinde Çanakkale cephesinden getirilecek esirleri kontrol altında tutmak üzere görevlendirilen çeşitli İngiliz müstemlekelerinden toplanmış insanlar. İlginç bir şey söyleyeyim. Aynısı 2. Dünya Savaşı döneminde de var. Sömürgeci dünya düzeni çok fark etmiyor. Kıbrıs'ta yaşayan gerek Rumları gerekse Türkleri sekünder olarak nitelendiriyor İngiliz arşivlerindeki belgeler. Yani ikinci ve sarı ırk. Bunu bir aşağılayıcı nitelik olarak değerlendirmek lazım.
güvenilmez ve ikinci, yani en alt kademeden yapılması gereken işleri bile güvenmeyeceğimiz diye söylüyor İngiliz devletleri. Ama ne zaman ki sıkışırlar, ne zaman ki savaş çetinleşir, o zaman o güvenmedikleri, ikinci ve sekünde sarı diye nitelenip aşağıladıkları insanları cepheye sürerler. Birinci Dünya Savaşı döneminde de var, İkinci Dünya Savaşı döneminde de var aynısı. Burası Girne Kalesi'nin içi, Kıbrıs Türklerinin özellikle 1915-22 arasında verdiği inanılmaz bir mücadele var. Pek de bilmediğimiz bir mücadele. Birincisi Rumların ve Yunanistan'ın adayı Yunanlaştırılmasına yönelik girişimlerine karşı koymak. İkincisi adaya getirilen ve az sonra çok net göreceğiniz bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bulunduğu araziye kurulmuş Karaoğuz veya Caraoğuz, bugünkü ismiyle Karakol Esir Kampı'nın bulunduğu bölgeden esirleri kurtarmak ve Anadolu'ya göndermek. İkincisi 1916'dan itibaren Fransızların aynı bölgede oluşturdukları Ermeni Doğu Lejyonu veya Lejyon Dorian'ın kamplarını kundaklamak, sabote etmek veya konuyla ilgili olarak Anadolu'ya bilgi vermek gibi görevleri var. Gelelim lütfen geriye. Hemen sol köşedeki bugün orada resimlerinde görebilirsiniz. Zindanlarda 1915 sonrası Çanakkale esirleri başta olmak üzere onlara yardım etmeye çalışan, onları kurtarmaya çalışan Çanakkale esirlerinin tutulduğu kampları bir gece basıp bütün esirleri kurtarmaya ve Anadolu'ya sevk etmeye çalışan, İngilizlerin deyimiyle adada karışıklıklar çıkaran dönemin Kıbrıs Türk toplumu liderleri, ki bunların içerisinde rahmetli Rauf Bey'in dedesi Şehirli Mehmet, Rauf Bey, babası Rauf Bey de var, Hasan Karabardak var, kasap, bugün hala ailesinin bir kısmı Gazi Mansur'da yaşayan Babaliki sülalesi var. Az önce söylediğim Sadrazam köyü adını veren Sadrazam ailesi var ki bir şükran unsuru olarak o köye o isim verilmiştir. Doktor Esat Bey var, karısı var. Doktor Behiç Bey var, trajik bir ölümü vardır. Az sonra anlatacağım. Bu zindanlarda yıllar boyunca tutulmuş bu insanlar. Çanakkale esirlerine yardım ettikleri için. Devam edelim. Evet, az önce gördüğümüz askerler kamplara gönderiliyor. Çanakkale'den getirilen Türk askerlerini kampta tutacak olan farklı yerlerden toplanmış İngiliz askerleri. Devam edelim. Bu ikisi o kampların bilinen ve bulunan tek iki resmi. Dönemin içerisinde İngilizler adada fotoğraf çekme yasağı da koymuşlar. Bu yasağa uymayan kendi askeri personelleri dahil en ağır şekilde cezalandırmışlar. Elinde ben bu kampta görev yapan askeri personelim diyen örneğin bir binbaşının yüksek komiserliğe yazdığı mektuplar var. Ağır şekilde cezalandırmış İngiliz. Dolayısıyla fotoğraf çekme anlamında inanılmaz bir kısıtlama ve sansür var. Bu iki resim elimize geçen, bilinen ve şu ana kadar bulunan iki resim Türk savaş esirlerinin tutulduğu kampları gösteren. Evet. Bunlar da o kamplarda görev yapan İngiliz askerlerinden. Ayrıntıya girmiyorum. İsimlerini, ne yaptıkları, nasıl bir zulüm içerisinde davrandıkları, özellikle psikolojik baskı anlamında inanılmaz işkence var bunlarda. İnsanlara talaş tozu, kum ve kabak karışımı bir yemek yediriyorlar sabah akşam. Ve bilinçli olarak zaman içerisinde güçsüz düşmeleri ve ölmelerine neden oluyor bu. Eğer öldüremedilerse esaret koşulları içerisinde bilerek esirlerin kamplardan kaçmasına göz yumuyorlar ki esirler kaçsın ve yakalandığı zaman veya arkalarından ateş ederek öldürmek gibi. Bugün Gazi Mahmut'ta Namık Kemal Lisesi'nin bulunduğu arazi işte bu şekilde İngilizler tarafından öldürülen savaş esirlerinin maalesef yığıldığı çukurlardan bir tanesidir. Devam edelim. Evet, bu kişi ilginç bir kişi. Bu kampla ne ilgisi var diyeceksiniz. Biraz geriye getireceğim sizi. Sol altta bana göre fotoğrafın üzerinde Versay 1912'yi göreceksiniz. Bu resimler ve bu kişinin hayatı sonrası Türkiye'de de bazı tarihi bilgilerde değişikliklere neden oldu. 1911'de Almanlar Osmanlı'yla ittifak içerisinde olan
pilot yetiştirmek üzere Dersaadet'ten yani İstanbul'dan 3 namzet, 3 aday isterler. Ama Osmanlı günün şartları içerisinde Almanya'ya pilot yetiştirmek üzere gönderecek ancak 2 kişiyi bulur. Bizim 1 numaralı savaş pilotu bürevesine sahip diyebildiğimiz Feza Bey ve bir arkadaşı daha. Bu resimlerini gördüğünüz Mithat Tuncel Bey ise bir istihdam subayıdır. İşi tamamen toprakla, karayla ilgilidir, inşaatla ilgilidir. O da Fransa'da, Paris'te bir kurstadır. Bir gün İstanbul'a Dersaadet'e bir acil telgraf gelir. Bir Osmanlı zabitinin, bir Osmanlı subayının Versailles Sarayı üzerinde uçakla uçtuğu yönünde bir telaş alır ortalığı. Öğrenirler ki Mithat Tuncel Bey, Fransa'da arkadaş olduğu ki 1918 sonrası İstanbul'u işgal edecek gücün içerisinde komutanlık yapan Francis Desferey, Fransız komutan Desferey'in irtibat subayı olacaktır yıllar sonra o kişi. Onunla arkadaş olmuştur ve onun uçağıyla Versailles Sarayı üzerinde uçmaktadır. Mithat Tuncel Bey'i hemen Paris'ten Almanya'ya sevk ederler ve diğer pilot adayları dershanelerde uçakla ilgili bilgi alırken Mithat Tuncel Bey fiili olarak bu işin içerisindedir. Kıbrıs'ı neden ilgilendiriyor? İşte az önce söylediğim İskenderun Körfezi'ne yönelik bir çıkarma harekatı olacak ve düşman unsurları da Kıbrıs üzerinde bir takım faaliyetlerde bulunuyor diye bir istihbarat bilgisi gelince Osmanlı İmparatorluğu Mithat Tuncel Bey'in komutasında 4. Teyyare bölüğünden bir askeri birliği, bir hava birliğini ilk defa oluşturur ve Çanakkale cephesinde savaşın başlamasının hemen ardından devam edelim. Önce Pozantı'ya, sonra da Taşucu'na, Mersin ilçesi Taşucu'na gönderir. Dolayısıyla o kamplarla ilgili pek çok bilgiyi biz Mithat Tuncel Bey sayesinde elde ettik. İnanılmaz zor şartlarda çalışıyor Mithat Tuncel Bey. 17 sefer Kırım geçirmiş. Havacılık tabiriyle yani 17 sefer uçağa düşmüş. 40 sefer yaralanmış. Öldüğünde 3 mermi var vücudunda. Sina cephesinden Filistin'e, milli mücadeleden Çanakkale cephesine pek çok farklı yerlerde çalışmış. Asıl çalışma alanı da Kıbrıs Adası devam ediyor. Bunlar Mithat Tuncel Bey'in birliğinde görev yapan pilotlar ve rasıtlar. Yani hava durumuyla ilgili pilota bilgi veren diğer subaylar. Devam edelim. Evet. Bu Mithat Tuncel Bey'in birliği Taşucu'nda çekilen bir resim. Şöyle düşünün. Uçağı ancak gidip gelecek kadar yakıt yükleyebiliyorlar. Tabii uçaktan kastımız ne? Son derece ilkel. Pilot içeride bir boyacı taburesinde oturuyor. Alçalıp yükselmesi sırasında kaybettiği irtifa bile uçağın geri dönüşünde inememesi anlamına geliyor. Öyle o şartların içerisinde. Örneğin bir seferinde Pozantı yakınlarında bir bataklık üzerine 45 metre bir pist yapmışlar, oraya gelecek. Bir dönüyor ki bir askeri birlik gelmiş. Düz bir arazide olduğunu görünce çadır kurmuşlar oraya. Yerleşmişler 300 civarında asker. Mithat Tuncel Bey Kıbrıs seferinden gelmiş. Yakıt sıfırlanmış, inecek. Telsiz yok, haberleşme imkanı yok. Önce uçağın içerisindeki pensedir, kerpetendir, çekiştir, her neyse onları atmış. Ardından oturduğu tabureye atmış aşağıya, yani çekilsinler ki oraya ineyim diye. Aşağıdakiler bir Türk uçağının olduğunu görünce alkışlamaya başlamışlar, garip bir durum. Yapacak bir şey kalmayınca çadırların içerisine girmiş vesaire. Evet, bu birlik işte Pozantı'da çekilen bir resim bu. Mithat Tuncel Bey. Devam edelim. Devam edelim. Bu da Fransa'da ve aldığı pilot savaş pilotu. Devam edelim. Son hali ölmeden önceki hali. Bu arada iki şeyi daha söyleyeyim. 1915 itibariyle bizim havacılık anlamında ilk kitabımızı, teknik kitabımızı yazan kişidir. Vesait-i Teyyaran, uçma aracı diye Türkçeleştirilebilir. Bir de 34'te yazdığı Pilot Olmak İstersen diye bir kitabı var. Mithat Tuncel Bey'in. Evet, devam edelim. Bu Doktor Bilinç Bey ilginç bir kişilik. Az önce söylediğim 1915 sonrasında özellikle Çanakkale esirlerini kurtarmaya yönelik girişimin içerisinde Doktor Bilinç Bey, Doktor Esat Bey, Esat Bey'in karısı Faika Hanım,
ki 1919'dan itibaren fiili olarak milli mücadeleye katılmış Kuvayi Milliyecidir Faik Ağa'nın. Ve Repoşa'nın bir kasap Hasan Karabağ'da bu işin içerisinde. İngilizler özellikle Doktor Behiç Bey'in bir beyin gücü oluşturduğunu görüp bildikleri için ona inanılmaz bir tuzak kurarlar. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Karısına kocasıyla ilgili bir takım bilgiler aktarırlar zaman içerisinde. Kocasına karısıyla ilgili inanılmaz bilgiler aktarırlar. Ve ikisini çok da şık olmayan bir yerde karşılaştırırlar. Ve Doktor Behiç Bey ne olup bittiğini anlayamadan karısını öldürmüş olarak suçlanır. Ve Kıbrıs hukuk tarihinin en hızlı mahkemesi sonrası 6 saatlik bir mahkeme süreci aynı gün idam ederler Doktor Behiç Bey'i. Bugün Ortaköy bölgesinde bir dere yatağının üzerinde asmışlardır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumunun 15 sonrası büyük liderlerinden, potansiyel büyük liderlerinden birini de ortadan kaldırırlar. İnanılmaz bir öyküdür. Devam edelim. Evet, bu da işte o uçan uçaklar son derece basit bir boyacı taburesinin üstünde oturuyor pilotlar. Yani inanılmaz riskli bir faaliyet. Devam edelim. Evet, bu da işte Çanakkale esirlerinin tutulduğu kampla ilgili Mithat Tuncel Bey tarafından çekilmiş fotoğraflar. Şöyle düşünün, sırtınızı Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne verdiğinizi düşünürseniz hemen ortada kümeler esir kampının bulunduğu arazi. Onların her birisi 9'a 3 metre genişliğinde tahta odacıklar. Esirleri orada tutuyorlar. Devam edelim. Daha net fotoğraflar göreceğiz. Evet. Sağımız deniz. Ortadaki alan esir kampının bulunduğu bölge. Devam edelim. Biraz daha net bir fotoğraf. Tamam, kalsın bu. Evet, işte burası esir kampı. 1915'ten itibaren 10 bin civarında esir tutulmuş burada. Bilinen, tespit edilen en son 217 esirin adını tespit edebildik. Birkaç yıl önce Çanakkale'deki abidenin olduğu şehitle isimlerini nakşettirdik. Mezarları ve isimleri bilinenler 33 şehit var. Bu kamplarda ölmüş veya İngilizler tarafından öldürülmüş. Devam edelim. Bir tane daha lütfen. Devam. Çok daha net olacak. Evet. İşte burası. İlginçliği şurada. Az önce söylediğim gibi burada emperyalist düşüncenin inanılmaz bir işbirliği var. İngilizler bu kampları açtıktan sonra Fransızları da çağırıyorlar ve onlara şöyle bir vaatte bulunuyorlar. Arazi bizim elimizde var. Kontrolümüzde. Biz bütün bölgeyi sık yönetim uygulaması içerisinde askeri bölge haline getirdik. Sizin de Osmanlı'ya yönelik bir girişiminiz söz konusu olacaksa her türlü lojistik desteği veririz. Bu vaadin karşılığında Akdeniz Bölgesi Komutanı, Fransız Komutan bir amiral düşünmesi bile Osmanlı'yı rahatsız edecek bir teklif olarak değerlendirir bunu ve hemen ardından bildiğiniz üzere 30 Ekim 18 sonrasında Çukurova'yı işgal edecek Fransız üniformalı Ermenilerin yetiştirildiği kamplar askerler burada yetiştirilir. Lejon Doğuyan veya Ermeni Doğu Lejonu dediğimiz birlikler İngilizlerin lojistik desteği, Fransızların himayesi altında. Devam edelim. Evet, bunlar işte az önce söylediğim bu kamplara gelmiş dünyanın dört bir tarafından toplanan Ermeniler. İlginçtir. Ben 12-13 yıl önceydi, çok net hatırlamıyorum. Washington'da Ermenilere ait bir vakfa bir Yunan gazeteci kimliğiyle girdim. Hala inanamıyorum nasıl girdim, o da ilginç. 2400 civarında Ermeni'nin ismini ve künye bilgisini çıkardım. Kıbrıs'a gelmiş, Kıbrıs'ta silahlı eğitim görmüş. Bu silahlı eğitim tamamen terörist faaliyetlere yöneliktir. Yani kundaklama, sabotaj, yangın, istihbarata karşı koyma gibi savaşın bilinen veçelerin dışındaki bir savaştır. Bu konuda eğitilmiş ve yetiştikleri topraklarda, büyüdükleri topraklarda
kendi insanlarına karşı savaşa girmiş olanlar en başta dikkatimizi çekmiştir. Amerikan bayrağı var vesaire. Devam edelim. Evet, bunlar işte hemen o kampın içerisinde çekilmiş fotoğraflar. Bunlar da Ermeniler. Yani Çanakkale'si esirlerin tutulduğu kamp sadece Çanakkale esirleri için değil, arazinin uygunluğu nedeniyle Fransızların yetiştirdiği Ermeni Doğu Lejyonu'nun da eğitim gördüğü kamp alanıdır. Devam edelim. Evet. Hemen arkadaki yapı bir kısmı yıkılmış olmakla beraber hala duruyor bölgede. Ama acıdır ki yazılı sözlü en azından benim müracaatıma rağmen bu konuyla ilgili yapılmış herhangi bir şey yok. Devam edelim. Evet. Devam edelim. Bu da işte o birliklerin 1918 itibariyle Adana bölgesine sevgi töreni. Bir resim daha olmalı. Devam edelim lütfen. Evet, burada. Bu da Fransız albay Breman. Türk tanı içmek için Adana'ya gelen. Evet, devam edelim. Burası az önce söylediğim Fransızların kampından kalan bir parça. Hala sağlamdır ama hala sahipsiz. Evet. Burası o kampın bir parçası. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Karpaz'a yönelik tarafında Monarga eski adıyla bilinen tarafa düşen bölge. Tamamı askeri bölge. Bir ucu Doğu Akdeniz Üniversitesi, öyle düşünelim. Bir ucu da işte İskele'ye doğru. Çok geniş bir arazi. Burada hem Türk savaş esirlerini tutmuşlar hem de Fransızlar Ermenilere yetiştirmeye çalışmışlar. Evet. Bu bir hapishane. Kamp içerisinde yanlış yaptığını düşündükleri insanları bu doğal mağaraların içerisinde tutmuşlar. Evet. Devam edelim. Bu da aynı bölgenin içerisinde. Ben bunu 3-4 yıl önce çekmiştim. Bugün etrafında lüks villalar var. Muhtemelen ya yıkılacak bir dönem sonra ya da bu da bir villa olacak. Çok emin değilim. Şu anda etrafı böyle boş değil. Evet. Devam edelim. Bu az önce belirttiğim orada isimlerini tespit edebildiğimiz, künyesini bulduğumuz ve hangi mezarda olduğunu bildiğimiz 33 Çanakkale esiri, 33 Çanakkale şehidinin mezarı Maraş bölgesinin hemen kenarında Gazi Manası'nda onlar için yapılan anıt. Burada bir şeyi daha paylaşayım. Bu konuyla ilgili Genelkurmay ve İngiliz arşivlerinin dışındaki arşiv belgelerinin elimize geçmesi de çok ilginç. Anadan geçmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Bir Kıbrıs sevdalısı, bir Kıbrıs büyüğü, çok sevdiğim bir büyüğümdü Cafer Ertuğrul. İngiltere'deki ismiyle Jeff. 60-70 yıldır İngiltere'de Londra'da yaşıyor. 60'lı yıllarda nişanlısının yaşadığı Doncaster'dır. Koleksiyoncudur, antika meraklısıdır. 60'lı yılların içerisinde bir antika sandığı alır. Getirir Londra'da, evinde çatı katına yerleştirir ama açacak fırsatı en azından o günün şartlarında olmaz. 5-10 yıl sonra evde genel bir temizlik yaparken aklına gelir aldığı o sandık ve açar. İçerisinde 2. Dünya Savaşı sürecinde Afrika çöllerinde görev yapan Alman generallerinin, Rommel'in örneği bir takım taktik planları vardır. Bir de işte burada gördüğümüz Çanakkale esir kampıyla ilgili bilgiler vardır. Buradaki bilgilerin büyük bir kısmı çok ayrıntılı şeyler bunlar. Orada çıkan belgelerin parçasıdır. Yani kimler gelmiştir, içerideki hayat şartları nelerdir, hangi İngiliz birlikleri ne şekilde görev yapmıştır vesaire. Onun sonucu olarak da işte 80'li yıllarda bu Çanakkale esirleri ve şehitlerine ithafen anıt yapılır ve bugünkü haline gelir. Teşekkür ederim efendim, dinlediğiniz için. Güzel sunumunuz için. Değerli katılımcılar, zaman bir hayli ilerledi. Burada çalışmamıza son verelim istiyorum hocam. Ancak şöyle bir parantez olduğundan söz etmiştim. Yani 100 yıl önce bir parantez açılmış. Şimdi acaba ne dersiniz? Bu parantez kapatılabilir mi? Neden bu soruyu soruyorum? 2 gün önceydi galiba, dün ya da evvelsi gün 100 yıllık parantezi
kapatacağız diye bir laf dolaşıyor orta yerde. Büyük Atatürk'ün en az 7000 yıl Türk'ün beşiği olmuş Anadolu'da kanlarını akıtan bu şehitlerimizi ne yapacağız peki? Değerli arkadaşlarım, ben tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Onlar görevlerini yapmışlardır. Kanlarını akıtmış, canlarını vermiş ve aramızdan ayrılmışlardır. Ama bizim bir büyük ödevimiz var. Bize verilen bir ödev var. Bizler onu hiçbir zaman unutmamalıyız. Öyle şey yok. Parantez filan kapatılamaz. Böyle bir şey yok. Değerli hocam, sayın doçent doktor Ulvi Keser hocama günün anısını sunmak üzere, teşekkür belgemizi sunmak üzere Refik Avrupa Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Bülent Göksel hocamı davet ediyorum. Buyurun. Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Yalçın Bey'i davet ediyorum. Buyurun.